Merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. İlk önce sosumu hazırlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı balımı kabıma alıyorum. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı ekledim ben. İsterseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı köri, bir yarım çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı kırmızı biber, çay kaşığının ucuyla karabiber ve kimyon ekliyorum sosumun içerisine. Ve benim yaptığım sarımsağımdan, en küçük olan boyundan şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da sarımsaktan ekliyorum ve sosumu güzelce karıştırıyorum. Tuz eklemeyeceğim çünkü soya sosu yeterince tuzlu. Daha sonra tuz atmak isteyen üzerine atabilir. O yüzden tuz eklemeyeceğim bu sosa. Evet, sosumu kenara alıyorum ve hemen tavuğumu yanıma alıyorum. Tavuğumu yıkadım ve kuruladım. İlk önce şu geri kısmını alıyorum tavuğumun. Gerisindeki fazla deriyi de alıyorum. Bu kanat uçlarını da alıyorum. Evet, boyun kısmındaki fazla deriyi de alıyorum. Ve tavuğumun tam göğüs kısmını ortadan ikiye kesiyorum. Biliyorsunuz göğüs kısmındaki kıkırdak dokudur. Kolay kesilir. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Bakın. Bu şekilde. Gördünüz mü? Tavuğumu tamamen bu şekilde açıyorum. Açtığım tavuğuma hazırladığım sostan ilk önce iç kısmına güzelce yedirelim. Evet. Daha sonra bu şekilde tavuğumun diğer tarafını çeviriyorum. Ve her yerine kalan sosumu güzelce sürüyorum. Ve göğüs etinin yan tarafından deriyi bir yemek kaşığıyla bu şekilde içine girip açtıktan sonra bakın her tarafına rahatlıkla giriliyor. Fırçamı içerisine sokuyorum. Her yerine sostan sürüyorum. İç kısımlarına da. Aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlıyorum. Bu şekilde yaparsanız etiniz daha da lezzetli olacaktır. Evet. Tavuğumu bu şekilde hazırladıktan sonra hemen fırın tepsime yağlı kağıt seriyorum. Tavuğumu güzelce açarak fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bakın gayet güzel şekilde tamamen her yeri açıldı. Kalan sosumu tamamen sıyırarak her yerine döküyorum. Evet, tavuğumu bu şekilde hazırladıktan sonra hemen ben şöyle 5 tane patates soydum. Sadece ortadan kesiyorum patateslerimi. Soğanlarımdan soydum hepsini. Yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kırmızı biber atıyorum. Sebzelerimin üzerine tuz atıyorum biraz. Ve iri boy yaptığım zeytinyağlı sarımsağımdan da bu şekilde içerisine atıyorum. Normalde yağ atacaktım, normal sarımsak olsaydı. O yüzden yağlı olduğu için yağ atmıyorum sebzelerime. Ve sebzelerimi de güzelce karıştıralım. Bakın ben böyle küçük boy domateslerimi yazdan saklama kabına koyuyorum. Kışın fırın yemeklerinde kullanıyorum. Çok güzel oluyor bu şekilde. Hemen şöyle biraz da domates atıyorum.
Domateslerimi de aynı şekilde şöyle bir de domateslerimle karıştırıyorum. Tavuğumu alıyorum ve sebzelerimi tavuğumun kalan boş kısımlarına yerleştiriyorum. Kırmızı ve yeşil biber yıkadım. Tüm olarak miniklerini seçtim. Bunu pişmeye yakın atacağım. Tavuğumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra 200 derece fırınıma veriyorum. Fırınızın üzeri çok fazla kızarıyorsa üzerine yağlı kağıt ıslatıp örtebilirsiniz. Ben bu şekilde vereceğim. Daha sonra görüşürüz. Evet, tavuğum pişti. Ve üzerine hemen şöyle balkonda yetiştirdiğim frenk soğan ve sarımsaklarım var. Taze sarımsaklarım. Birazcık ondan doğruyorum üzerine. Daha çok lezzet versin diye. Tavuğumu servis edeceğim. Tepsimi alıyorum. Hemen şöyle. Yanına da sebzelerinden ekliyorum hemen. Evet, tavuğumuzu servis tabağımıza aldık, masamıza yerleştireceğiz. Misafirleriniz inanın bayılacak bu lezzete. Hem görüntüsü hem lezzeti harika oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşürüz.